Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Medeniyet Okulu projesinde ikindi sohbetlerindeyiz. İşte Koyunoğlu Konya'yı sohbetlerinde çok değerli bir konuğumuz var. Fatma Şeref Polat yazarımız. Ne konuşacağız? Hazreti Mevlana'nın Konya teşriflerinin 787. yılı nedeniyle Mevlana ve Şems buluşması var. Bunları 5 dakika içerisinde değerlendiriyoruz. Hocam nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ediyorum. Çok iyiyiz. Bu hafta Konya'da teşrifi harus haftası olduğu için iki buluşmayı bir arada kutlayacağız inşallah. Mevlana ailesi ve Konya'nın buluşmasını ve Şems ve Mevlana'nın buluşmasını. Olur, hızlıca girelim. Önce Hazreti Mevlana'nın ailesinin Belh'ten başlayan yolculuğu ve Karaman diyelim. Sonra buraya geliş. Tabii ki. Hepimizin bildiği gibi Mevlana Hazretleri Belh'te dünyaya geliyor. Ama babasının hac seyahati sonrasında Selçuklu'ya hicreti dolayısıyla Karaman'a yerleşiyorlar. Bir süre Karaman'daki medresede ders veriyorlar. Ve o sırada Mevlana eğitimini tamamlıyor. Şam'a falan gidiş gelişleri oluyor hadis eğitimiyle ilgili. Daha sonraki yıllarda ise Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın başlatmış olduğu büyük bir kültür ve ilim hamlesiyle özellikle davet edilerek Mevlana'nın babası Sultan-ı Ulema Bahaeddin Veled Hazretleri başta olmak üzere bütün aile Konya'ya teşrif ediyorlar. Bu hafta bunun yıl dönümü, hep beraber tekrar bu kutlu kudümün yıl dönümünü kutluyoruz teşrifi aruz olarak. Ailesiyle birlikte Konya'ya geliyor. Tabii ki ailesiyle birlikte akşam üzeri Konya'ya girdiklerini ve Alaaddin Keykubat ve heyetiyle karşılandıklarını biliyoruz. Altınapa Medresesi'ne veya İplikçi Medresesi'ne ilk başta konuk edildiklerini, daha sonra da Emir Gevhertaş'ın yaptırdığı, Mevlana ailesi için yaptırıp birçok da vakıf bağışladığı büyük bir medrese olan Gevhertaş Medresesi'ne geçiyorlar. Evet. En önemlisi Mevlana Hazretleri için Şems'le buluşma. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, tabii ki Mevlana'nın Şems'le buluşması insan hayatındaki bir dönüm noktasını temsil ediyor. Hepimizin dikkatini çekmesindeki en temel sebep bu zannediyorum. Çünkü insanlar kendilerini bütünleyecek, tetikleyecek, onlara bir yön verecek bir dost, sohbet arkadaşı, ön açıcı veya bir ilim adamı bekliyorlar hayatlarında. Mevlana ve Şems'in karşılaşması da bu manada özel, birbirine benzemeyen, çok farklı olan iki insanın birbirini tetikleyip ateşleyip çok önemli tarihi, dini, tasavvufi birçok açıdan, kültürel açıdan büyük bir misyonu meydana getirmeleri için birinin bir meşale, birinin bir kandil gibi birbirlerini tutuşmalarını sembol eden bir buluşma. Konya'nın sokak birinde bugün Alaaddin Caddesi'nde kandil bırakarak kutladığımız yerde gerçekleşen bu buluşma, Konya tarihi açısından da bizim kültürel tarihimiz açısından da büyük bir önem taşıyor. Çünkü Mevlana'nın birçok eseri bu buluşma ve Şems Hazretleri ile yaşadığı dostluktan sonra ortaya çıkıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica çok sağ olun. Ederim. Evet sevgili seyirciler, işte arka alanda Koyunoğlu Konya Evi ve ikindi sohbetlerinde bugün bu konular konuşuldu. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hocam çok teşekkürler her şey için. Değerli yazarımız Fatma Şeref Polat'tı. Efendim yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.